Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rezan. Beraber Romence öğrenmeye devam ediyoruz. Biz bugüne kadar neler öğrendik beraber? Romence alfabeyi öğrendik. Roman alfabesini öğrendik. Sayıları öğrendik. Feminen, maskülen, nötrlerle ilgili böyle kısaca bir bilgi akışı içerisinde. Bak bu cümleyi daha da nasıl böyle karıştırabilirim? Neyse biz maskülen, feminen ve nötrleri öğrendik arkadaşlar. Sayıları öğrendik demiş miydim? Kıt kıt yani ne kadar var demeyi öğrendik en son dersimizde. Bugün de bununla ilgili biraz örnek çözelim istiyorum. Örnek. Şimdi evet ekran kaydımı başlattım. Biz en son bu kısmı gördük arkadaşlar. Şimdi komplete yazdık. Ku sunt sau yeste. Komplete yazdık. Ku sunt sau yeste. Yani tamamla. Komplete yazdı. Sen tamamla. Ku ile sunt sau yeste. Sunt çoğullarda kullanılan var demek. Yeste tekillerde kullanılan var demek. Yani bir kız var demek için yeste'yi kullanacağım. Kızlar var demek için sunt'u kullanacağım. Şimdi bakalım. Ama bunun öncesinde ben şununla ilgili geçen derste de böyle ufacık bir bilgi vermişim ama tam verememişim. Ben onunla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi komple teyazı biz bu kelimelerin yani fiillerin çekimlerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bir tane site öğrendik beraber. Conjugare'ya, verbului. Yani fiillerin çekimlenmesiyle ilgili bir site. Şimdi ben ne gördüm orada? Komple teyazı. Komple teyazı. Yazdım mı? Yazdım. Şimdi bu site bana bu kelimenin kökünü verdi. A kompletaymış tamamlamak. A kompleta. Şimdi ben bunu nasıl çekimliyorum? Yeu, tu, yel, ya'ya göre nasıl çekimliyorum? Bu sitede onu görüyorum arkadaşlar. Yeu kompletez, tu kompletez, yel, ya kompleteaz, noi kompletam, voi kompletat, ye, yele kompleteaz. Şimdi burada ne diyordu arkadaşlar? Kompleteaz diyor. Ve ben de dedim ki sen tamamla diyor burada dedim. Ben dedim kabul ediyorum. Niye dedim arkadaşlar? Hele bir sor niye dedim. Şimdi arkadaşlar komplete yazıyı biz burada görüntülüyoruz ki yel ve ya için kullanılıyor. Değil mi? Yani sen tamamla demek isterse şunu söylemesini bekleriz. Ama yok öyle söylememiş. Çünkü bu ne demek? Tu kompletes sen tamamlarsın demek. Geniş zamanda, prezente. Sen tamamlarsın demek. Orada ne diyor? Emir veriyor. Emir de değil de yani hani bir şunu yap diyor. Komplete yazdı, tamamla diyor. Bu nereden geliyor arkadaşlar? İmperatif persona adoa. Yani tekillerde sen tamamla diyeceğimiz zaman komplete yazdı diyeceğiz. Bir kişi tamamlasın yani sen tamamla derken komplete yazdı diyeceğiz. Tamamlayın ya da tamamlayınız derken kompletat diyeceğiz. Kompletat. Böyle de bir kural var. Bunu geçtik. Şimdi bakalım. Komplete yazdı kusun sau yeste. Un bayat. Un bayat. Şimdi bununla ilgili de yeni bir web sitesi öğreneceğiz bugün beraber. Bu da çok çok kullanışlı bir web sitesi arkadaşlar. Bilenlerimize vardır. Yani tek başıma bilecek halim yok. Bu kocaman Wiktionary siteyi. Şimdi ben buraya arkadaşlar mesela ben burada bir kelime gördüm. Bir isim gördüm. Bayat. Değil mi? Şimdi burada un bayat dediği için ben bunun maskülen veya nötr olduğunu anladım. Çünkü eğer feminen olsaydı o derdi. O bayat derdi. Öyle bir şey yok zaten Romancada. Un bayat diye bir şey var. Bayat diye bir şey var. Biz burada zaten bunun maskülen veya nötr olduğunu anladık. Ama diyelim ki bilmiyoruz. Velev ki bilmiyoruz arkadaşlar. Bayat erkek mi? Yani maskülen mi? Feminen mi? Nötr mü bilmiyoruz. Ben bunu nasıl öğreneceğim arkadaşlar? Teknoloji çağındayız. Buraya bayat yazacağız. Ama dikkat edin. Bakın benim klavyemde şu harfler olmadığı için belki vardır. Bilmiyorum. Ben kullanmıyorum yani ya da bilmiyorum. Buradan doğru olanı seçiyorum. Çünkü bu site biraz hassas arkadaşlar. Öbürü gibi şey değil yani. Cömert değil. Bu sitede birazcık bazı harflere falan filan dikkat etmemiz gerekiyor. Un bayat. Bakın burada bayat. Burada biz bunun bir erkek çocuğu olduğunu anladık. Tabii bunu bilmiyorsak o zaman Google Translate'e gireceğiz. O ayrı. Anlamını burada anlayamayız. Yani hiç Romence bilmiyorsak zaten hiç anlayamayabiliriz. Bayata bakıyoruz. Biz bu siteye niye geldik arkadaşlar? Bayatın cenini öğrenmek için geldik. Cinsini öğrenmek, türünü öğrenmek için geldik. Yani şurayı görmek için. Bayat
maskülenmiş arkadaşlar. Ben niye bayat diyorum ya, bayat erkek gibi. Bayat ekmek gibi demek istemiştim, özür dilerim. Bayat aslında arkadaşlar. Bayat, bakın buradaki ı a diye okunmuyor. Bayat. Ben kendime söyleyeyim bunu. Belki siz doğru söylüyorsunuzdur. Şimdi madem biz bu siteye geldik, bu sitede başka biz neler görebiliriz? Bir de bunlara bakalım. Nominatif, akuzatif dediği bunlar. İşte tekillerde bayat diyeceğiz. Plurallarda, yani çoğullarda bayet diyeceğiz. Bayat, bayet diyeceğiz. Artikolat dediği arkadaşlar, belki içinizde ileri derecede şu anda Romence'de bu konulara varmış olan, ileri derecede Romence konuşan insanlar vardır, arkadaşlarımız vardır. Onlar için ben bu siteyi, eğer bilmeyenler varsa daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Tabii bizim yani başlangıç aşamasındakiler için zaten daha çok kullanışlı da, bilenler, bazı konuları görmüş olanlar şu alt kısımları da tabii ki buradan inceleyebilirler. Bu kısımlar çok çok kıymetli kısımlar arkadaşlar. Artikolat dediği, hiç oralara girmeyeceğim arkadaşlar. Benim sevmediğim konular. Yani biraz zorlanacağız biz oraları öğrenirken. Bayatıl oluyormuş artikolatta. Tekilse, eğer çoğulsa bayet. Bayetsi, pardon, bayetsi oluyormuş. Genitif, datif dediği arkadaşlar, genitif aitlik. Yani işte bayatului, çocuğun, oğlan çocuğunun, değil mi? Bayetsilor, oğlan çocuklarının. Bayetsilor, onların, yani oğlan çocuklarının, erkek çocuklarının. Vokatif dediği arkadaşlar, seslenme. Voce'den geliyor zaten vokatif. Mesela biz bir erkek çocuğuna seslenirken nasıl seslenecekmişiz? Bayatule. Bayatule, hey çocuğum. Yani bayatüle, hey oğlan. Bayetsilor da arkadaşlar, hey çocuklar gibi. Yani erkek çocuklara sesleniyor. Bayetsilor, hey çocuklar. Kızlara seslenseydi. Gelin bir de kızlara bakalım. Şu siteyi birazcık daha anlayalım. Kız Fata demek, biliyorsunuz, kız çocuğu. Bakın buna girmiyorum. Girersek ne olurmuş bir bakalım. Gördüğünüz gibi bana bunun cenini vermedi bu site. Ne dedi bana? Etimolojik olarak, yani bu kökeni, bu kelimenin Fata, yani böyle gideceksiniz arkadaşlar dedi. Ben de o zaman buraya geleceğim. Şunu seçeceğim. Bu Fatsa değil. Dikkat edin. Bu Fatsa 100 demek. 100 yani. 100 Fata'ya gireceğiz biz. Şurası kız çocuğuna bakacağız şimdi. Onun cenini öğrenmeye çalışıyoruz. Önemli bir iş peşindeyiz şu an. Bakalım. O Fata kız çocuğu. F feminen. M maskülen. N nötrü. Bunu söylemedim herhalde en başta. Bu feminen bir isimmiş arkadaşlar. Bu nasılmış? Kelimenin kökü fata, yani singüler hali, tekil hali fata, o fata, çoğul hali fete, do fete, artikulat hali fata. Arkadaşlar şimdi bayatta ul gelmişti. Maskülenlerde genelde ul geliyor. Bu çok belki görmeyiz bile, ömrümüz yetmez. Biraz ileriki konular. Artikulat olduğunda fataya dönüşüyor. Yani şuradaki a'nın şapkası gidiyor arkadaşlar. Artikulat olduğunda fata oluyor. Fata diye seslenmeyeceğiz de pata diyeceğiz. Okumayacağız yani, seslenmek çünkü başka bir şey. Seslenmek kelimesini yanlış kullandım. Allah'ım, gene kafam çok fena çalışıyor. Maşallah. Artikulat. Artikulat çoğullarda, Fatan'ın çoğulunda artikulat yaparken fetele diyeceğiz. Fetele. Genitif, datif, yani bu sahiplik olduğu zaman genitiflerde fete'yi, kızın, kız çocuğunun, fetelor, kız çocuklarının. Vokatif de, yani sesleneceğimiz zaman da fato diyeceğiz. Fato. Hani ben çok daha çok Fata diye duyuyorum. Hey Fata falan gibi. Ama Fato gramatik olarak. Fetelor da kızlar. Hey kızlar, Fetelor. Buna Fetelor. Ben çok kullanıyorum onu. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben burada bir şey daha göstermek istiyorum size. Mesela bu güzel bir site. Ben mesela buraya bir tane kelime gireceğim. Sarma. Bu kelimenin arkadaşlar kökenini göreceğim, kökenini, etimoloji, din Türkçe diyor. Burada şov yapıyorum şu an. Din Türkçe. Mesela bu kelimenin kökeni nereden geldiğini de bu site aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Romenler de sarmale diyorlar. Bence bu site şimdilik bu kadar. Uğraştığımız yeter. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi komplet yazdık. Sum sau yes de demiştik. Un bayat. Eğer bir tane erkek çocuğu varsa biz buraya ne yazacağız? Yes de mi diyeceğiz? Sunt mu diyeceğiz? Yani bir erkek çocuğu var diyeceğiz şu anda. Yes de mi demeliyiz? Sunt mu demeliyiz? Yes de demeliyiz arkadaşlar. Yes de un bayat. Çünkü bir tane erkek var. Do fete. İki tane kız çocuğu var diyeceğiz. Yes de mi diyeceğiz? Sunt mu diyeceğiz? Sunt diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü birden fazla. Yes de olmaz. Sunt, do fete. O profesuara. Bir tane
kadın öğretmen varmış. Ama bunun şu anda yani şunun cenini bilmemiz şu anda önemli değil. Çünkü biz sadece buraya Yestemi Sunt mu yazacağımıza karar vereceğiz. Bunun da cenle bir alakası yok şu anda. Tekil mi çoğul mu onunla alakası var. Yeste ve Sunt'un. Bakıyorum o profesöre bir tane öğretmen varmış. Yeste diyeceğim, Sunt mu diyeceğim? Sunt diye. Yeste diyeceğim. Bir de o kadar bastırdım ki. Yeste o profesöre diyeceğim arkadaşlar. Zece Kayete. Zece Kayete 10 tane defter var diyor. 10 defter. Ne diyeceğiz? Sunt Zece Kayete. 10 defter var. O karte bir kitap. Yeste o karte bir kitap var. Arkadaşlar bunları biz şöyle tabii yaparken okurken şunlara dikkat edelim ki aynı zamanda biz cenlerin de ve onların sayı sıfatlarını da pratik etmiş olalım. Nasıl? Nasıl biz bunları pratik edeceğiz? Bakıyorum bayatta un. O maskülenmiş. Doğu fete. Fete evet fatadan geliyor. İki tane kız demek istersem doğuyu kullanacağım. Doğu demeyeceğim. Neden? Çünkü doğuyu maskülen ve nötrlerde kullanıyordum. Doğuyu feminenlerde kullanıyordum falan filan. Aklımızı bu şekilde arkada çalıştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet buraya yes de gelecek. Onu düşüneceğiz biz bir ara. Bir ara düşünürüz arkadaşlar. Evet bir yandan onu düşüneceğiz. Ama o profesöre, burada o demiş ve profesöre demiş. Profesör dememiş. Profesör deseydi zaten un profesör derdi. Beynimin içindeki karmaşayı gördünüz mü arkadaşlar? Ben bununla yaşıyorum işte. Neyse. Devam edelim. Nerede kaldık? Yes de o karte dedik. Patro Prieten 4 erkek arkadaş ya da hem kızların hem erkeklerin olduğu bir grup olabilir. Yani Prietene dememiş. Eğer Prietene deseydi bu feminen çoğul olurdu. O arkadaşların hepsinin kız olduğunu karar verebilirdik. Ama şu anda hem kız hem erkek olabilirler ya da sadece erkeklerden oluşan bir arkadaş grubundan bahsediyor olabilir. Patro Prieten ne demem gerekiyor? Yes de mi? Sunt mu demem gerekiyor? Sunt demem gerekiyor. Sunt, patru, prieten. Devam edelim. Doze de student. Doze de student. Şimdi biz şu D'yi biraz sonra... Hayır, biraz sonra mı? Bakayım. Biz şimdi şuradaki D'yi biraz sonra... Buradaki D'yi biraz sonra aşağıda göreceğiz. Onu karıştırmayalım. Şimdi doze de student. Yani 20 tane 20 öğrenci var diyeceğiz. 20 öğrenci var diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Yes de mi diyeceğiz? Sunt mu diyeceğiz? Birden fazla öğrenci olduğu için sunt dozeç de students diyeceğiz arkadaşlar. Hemen burada tekrar egzersiz yapalım. Beyin jimnastiği yapalım. Students demiş. Ne bu? Kız öğrencilerin olduğu bir grup mu? Kız ve erkek öğrencilerin olduğu ya da sadece erkek öğrencilerin olduğu bir grup mu? Sadece kız öğrencilerin olduğu bir grup değil. Bundan eminiz. Student ederdi o zaman. Student ederdi. Devam edelim. Un curs de limba romana. Un curs de limba romana. Bir Romence kursu var. Romen dili kursu var diyor burada. Ne diyeceğiz? Bir tane var. Yeste mi diyeceğiz? Sunt mu diyeceğiz? Bir tane ise yeste diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Pais spreze yeleve. 14 tane kız öğrenci varmış. Şimdi Yelev ile studentin arkadaşlar Yelev ile studentin ayrımını söyledik. Yelev ilkokul, ortaokul, liseye kadar bence Yelev, bence liseden sonra student diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi buna ne dedik? Yes de un kursta limba romuna bunu yaptık. Zaten Pais prezece Yelev ve 14 tane kız öğrenci varmış. Birden fazla olduğu için sunt Pais prezece yeleve diyeceğiz. O pisika in casa. O pisika in casa. Yani evde bir kedi var. Evde bir kedi var demek için bir tane kedi olduğu için yes de diyeceğiz. Yes de o pisika in casa. Do pisic olsaydı, iki tane kedi olsaydı sunt do pisic in casa. Pisika arkadaşlar dişi kedi, motan erkek kedi. Pisika dişi kedi, motan erkek kedi. Tirey telefone. 3 tane telefon varmış arkadaşlar. Bakın telefone hemen baktık. O anne falan almış sonuna ya da ur alıyorlardı bunlar. Bunlar hangi grup cenlerdi? Nötrlerdi. Telefone nötr. Kafa arkada çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Burası boş kalmasın. Devam. Sunt tre telefone. 3 tane telefon var dedik. Patru studente. Bakın burada studente. Hepsi kız öğrenci. 4 tane kız öğrenci var diyeceğiz şimdi. Sunt diyeceğiz. Çünkü birden fazla sunt. Spreze machine. No spreze machine. 19 araba. 19 araba var diyeceğiz. Birden fazla
Sunt nouăsprezece mașini. Mașina, o mașină, două mașini. Bak, mașina da şaşırtan istisnalardan bir tanesi Romence'deki. Yani sonuna niye iyi aldın arkadaşım sen? Sen maskülen misin? Yok. Biz demedik mi maskülenler sonuna iyi alacak diye? Yok. Arada böyle kelimeler çok fazla işte. İstisna diyoruz da bir iki tane değil yani bir sürü. Neyse. Op profesör. Yani 8 erkek öğretmen var diyor şu anda. Yes de mi? Sunt mu? Artık buralar çok kolay. Sunt, opt, profesör. 9 tane erkek öğretmen var. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Kıta yele ve sunt ın imagine. Yani bu resimde kaç tane yele ve diyor. Bakın ben burada neyi sayacağım? Neyi sayacağım? Erkek öğrencileri mi sayacağım? Kız öğrencileri mi sayacağım? Yele ve kız öğrencileri sayacağım. Zaten kıta diye sorarak da feminen bir soru olduğunu bize burada anlatıyor. Kıt yele ve sunt in imagine yani işte fotoğrafta kaç tane kız öğrenci var? Kıt yele bak hem yele burada maskülen dolayısıyla sorunun sıfatı da maskülen. Kıt. Kıt yele diye bir şey yok arkadaşlar. Kıt yele ve ya da kıt yele. Zaten şiirsellik. Çok seviyorum ya ben bu kelimeyi. Şiirsellik burada göze çarpıyor arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Yani günlük hayatta çok karşımıza çok çıkan bir şey. Karşımıza çıkan bir şey, duyduğumuz bir şey. Uno, doi, trei, până la nouăsprezece sprezece, 19'a kadar până la nouăsprezece sprezece, D'yi kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani un, pardon, şurada çoğul burası. Un bayat diyebilirdik. Doi bayet, trei fete, patru scaune, nouăsprezece scaune. Bunu bu şekilde kullanacağız. 20'den sonra 20 de baiet, 21 de fete, 22 de scaune. Az önce doğru kullandığımı bilmiyorum şurayı. Ama şimdi unu, doi, una, doa. Bunlar işte bu maskülen, nötrü, feminenlere göre değişen. Sadece 1 ve 2'de. Unu ve doi de değişiyor arkadaşlar bu. Yani trei, patru, çi. Bence biz bunu geçen derslerde görmüş olabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Komplet yazdı ku de atunç kınt yeste neçesar. Neçesar. Bir tane şarkı var neçesar diye çok güzel. Ne alakası var şu anda? Neyse. Komplet yazdı ku de yani de ile ku de. De ile tamamlayın. Atunç kınt ne zaman ki yeste neçesar. Ne zaman ki gerekli. Yani gerekli olan yerlerde D'yi kullanılıyor arkadaşlar. Harika çevirdim. Bir öncekini. Neyse. Trei fete. Üç kız çocuğu. Biz buraya D'ye getirecek miyiz? Hayır. Daha yeni öğrendik. Sadece 35'ten sonra D'yi getireceğiz. Onun öncesinde D'yi kullanmayacağız. Trei fete. Şapte koleç. Nova prieten. Böyle hızlı hızlı geçmeyelim de. Şunların anlamlarına da bakalım. Belki çok yeni başlayan, başlangıcında arkadaşlar vardır. Üç kız çocuğu o fata doğu fete trei fete patru fete bir de fata olacak bir kız dediğimizde fata olacak çoğula geçtiğimiz zaman artık feteye dönecek kelime şapte kolej bu kelime kolegden geliyor bir de kolega var kolek maskülen kolega feminen kolek erkek iş arkadaşı okul arkadaşı kolega kadın iş arkadaşı okul arkadaşı eğer maskülini çoğula çevirmek istersek yani birden fazla iş arkadaşı veya okul arkadaşı demek istersek kolekten kolej ona döneceğiz. Kolej diyeceğiz. Eğer feminense kolegadan koleceye döneceğiz. Burada kolej dediği için arkadaşlar iyi tam okumayacağız. Kolej çıkıp çıkmadı belli olmayacak o yeni. Bunu da çok tartıştık. 7 arkadaş, iş arkadaşı veya okul arkadaşı. Nova prieten. Prieten burada arkadaşlar mesela un prieten, doi Prieten, bu maskülen arkadaşlar. Eğer bu erkek ya değil de kız arkadaş olsaydı prietene olurdu. Prietene. Prietena, o prietena bir kız arkadaş. Do prietene iki kız arkadaş. Burada da un prieten bir erkek arkadaş. Doi veya işte trei, patru prieten birden fazla erkek arkadaş. Bunlarda D'yi getirmedik. Sadece trei fete, şapte kolej, no prieten diye geçtik. D'yi koymadık çünkü bunlar 20'den önceki sayı sıfatları. Şuraya bakalım. Trezeşi, trei, trandafir. Trandafir
Trandafir arkadaşlar gül. Trandafir gül demek. Treze eşi trey 33 de trandafir. Treze eşi trey de trandafir. Treze eşi trey de trandafir. 20'den büyük olduğu için 33. Onu da burada öğrenecek değiliz yani. 33 büyüktür 20. Ben biraz ukala mıyım bugün ya? Sizinle alakası yok. Estağfurullah arkadaşlar. Bu benim bazen gelir. Ben alışayım. Umarım siz kişisel algılamazsınız. Patruzeç an. Un an, doy an, trey an. Arkadaşlar an tekili anı söylerken ikisini de an söylüyormuşuz gibi geliyor da. Tekili anı sadece şu iki harf. An, yıl demek. An birden fazla. Patruzeç de an. 40 yıl. 40 yıl. Şimdi buradaki yeni başlayan arkadaşlarıma söylüyorum. Fark ettiniz mi? Biz Türkçe'de çoğulu da tekil gibi kullanıyoruz. 40 yıllar demiyoruz. Ama Romanlar burada sonuna iyi getirdi. Bunu çoğullaştırdı bu ismi. Ve onu da çoğul bir şekilde söyledi. Patruzeç de an. 40 yıl. Cinzeç 50 de lei. Lei'yi biliyoruz arkadaşlar. Roman para birimi. Cinzeç de lei. Lei bu arada leudan geliyor. Aslandan geliyor. Bunun da bir tarihte bir yeri vardı. Biz görmüştük ama inanın. Parayla hiç aram yok arkadaşlar. Dinlemedim bile. Neyse devam edelim. Opsprezeçe 18 an. Opsprezeçe an. D yok arkadaşlar. Opsprezeçe an. D'yi kullanmıyoruz. Çünkü 20'den küçük. Cinç prajitur. Prajitur. Cinç prajitur. Yani 5 prajitur. Ya ben hep onu şey yapıyorum ya. Yani karıştırıyorum. Bence prajitur şeydi arkadaşlar. Tatlı değil de çörek de değil. Prajitur. Şekerli olan çörek gibi bir şey galiba. Çörek tuzlu mu olurdu? Yani arkadaşlar öyle bir şey. Prajitur işte yani. Ara oyun. Çayın yanında içilir ama çay içmiyorlar genelde. Benim şu anda prajitüre takılmam bana su sinyali verdi arkadaşlar. Benim bir su içmem lazım. Çünkü bu kullandığımız bildiğimiz bir kelime. Suyum bitmiş. Çok zor durumdayım. 5 tane işte prajitür arkadaşlar. Bakın ur. Bu neutr bir kelime olduğu için çoğulu ur olmuş. Buradan biz hemen konuyu değiştirelim. Zeçe zile. Zi bir gün demek. Ozi bir gün. Do zile, trey zile, patru zile. Bunlar da çoğul halinde kullanımı zile. Zi zileye dönüşüyor. Zeçe zile. D'yi kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü 20'den küçük. 10 gün demek. 10 gün. Bence arkadaşlar biz burada kalalım. Bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki dersimizde biz artık a veya fiiline geçeceğiz. Yani sahip olmak fiiline geçeceğiz. Yeu am tu a yel ya are noi avem voi avet ye yele au bunlara geçeceğiz. Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugün bir tane daha dersimizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmaya devam ediyordur. Çok güzel yorumlar, mesajlar alıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince sizlere daha çeşitli kaynaklardan örnekler çözerek Romence'de bildiğim kadarını aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lara bedere.